Erzincan'da kendi tarzında düzenli olarak yapılan tek televizyon programı Yaşama Dair Can TV ekranlarında devam ediyor. Erzincan ve ülke gündemini ilgilendiren konuları stüdyomuzda ağırladığımız konuklarımızla tartışıyor ve sizlerden gelen soruları yanıtlıyoruz. Erzincan'a yön veren program Yaşama Dair. Oktay Kılınç'ın hazırlayıp sunduğu Yaşama Dair her salı 20.45'te Can TV ekranlarında. Değerli izleyicilerimiz, Can TV 24 televizyonundan Yaşama Dair programından hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Bildiğiniz gibi her salı akşamı saat 20.45'te sizlerle birlikteyiz. Bu akşam iki değerli konuğumuz var. Konuklarımızdan biri uzaktan geldi, ta İstanbul'dan geldi değerli hocamız. Bugün Erzincan Üniversitesi'nde bir konferansı vardı. Biz de davet ettik programımıza. Sağ olsunlar, kırmadılar. Bizimle birlikteler Profesör Doktor Cem Sefa Sütçü beyefendi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Bilişim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Doğru söyledik değil mi hocam? Diğer kıymetli misafirimiz ise öğretim görevlisi İrfan Ertekin, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği Anabilim Dalı. Bugün bu iki kıymetli hocamızla birlikte, hocamın bugün konferansının da konusu olan, aynı zamanda konferansın da ismi olan iletişim ve insan ilişkilerinde teknolojinin rolünü konuşacağız. Artık internet hayatımızın neresinde? Sosyal bir toplum muyuz, yoksa her geçen gün işte internetten dolayı asosyalleşmeye mi başladık? İnternetin, tabletlerin, bilgisayarların vesaire oyunların çocuklarımız üzerindeki etkileri, bu noktada aile bireylerinin yaklaşım tarzları ne olmalı, ne yapmamız gerekiyor? Bugün bu hocalarımızla konuşacağız. Hocam çok teşekkür ediyorum ikinize de. Cem hocam size de çok teşekkür ediyorum. Erzincan'a geldiniz. Daha önce hiç Erzincan'a gelmiş miydiniz? İlk defa geliyorum. İlk defa geliyorsunuz. Bir tanıyalım hocam sizi önce. Kimdir Cem Sefa Sütçü? Ondan sonra söyleşimize başlayacağız. Çok teşekkürler. Ben 1968'de Köşehir'de doğdum. İşte babamın lise müdürlüğü söz konusuydu orada. Sonra İstanbul'a göç ettik denir, yani öyle bir şey oldu. Daha sonra işte eğitim hayatım hep İstanbul'da geçti. 85 yılında Marmara Üniversitesi'ne girdim. Orada iktisat fakültesinden, İngilizce İktisat bölümünden mezun oldum. Daha sonra işte istatistik üzerine yüksek lisans ve doktora yaptım. Sonra İletişim Fakültesi'ne geçtim 97 yılında. O tarihten beri de orada görev yapıyorum. Erzincan'a ilk gelişiniz. Evet. Erzincan'a gelmeden önce ne bekliyordunuz? Erzincan'a geldikten sonra neyle karşılaştınız? Vallahi tabii bir kere çok soğuk bekliyordum. Bu malum, bu sıralar havalar da çok soğuk ama hani doğu şehri olması itibariyle. Fakat bugün çok sıcak, yani sadece hava değil, insanları da öyle. Çok farklı düşünüyordum, yani daha kapalı bir şehir, daha mütevazi bir şehir olarak düşünüyordum ama hani mütevaziliğinde doğru bir şey yapmışım, düşüncem olmuş. Fakat çok güzel bir şehir. Her tarafı dağlarla çevrili. Çok temiz, düzenli, sakin bir şehir. Bizim İstanbul'da bulamadığımız şeyler bunlar. Çünkü il dışından Erzincan'a ilk defa gelenlerle program yaptığımızda bu soruyu genelde soruyorum. Evet. Ve düşündüklerinin aksi bir şeyle karşılaştıklarını sizin de ifade ettiğiniz gibi böyle karşılaşıyoruz. Bu da bizi açıkçası memnun ediyor, mutlu ediyor. Yani şehrimiz gerçekten güzel bir şehir. Biz de şehrimizi seviyoruz. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkürler. İrfan Hocam, size de çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür Cem Sefa Sütçü Hocamızın bugünkü Erzincan Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği bu konferansı bir noktada sizin organizasyonluğunuz ve Erzincan Üniversitesi'nin organizasyonluğunda gerçekleşti. Sizi de bir tanıyalım hocam. Gerçi biz tanıyoruz artık, biz tanıştık sizlerle ama izleyicilerimiz de bir tanısınlar. Olsun, şöyle kısaca kendimi tanıtayım. İrfan Ertekin, 1972 Erzurum doğumluyum. Bizim de Erzincan'da 6 yıl oldu. Akademik olarak Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Fransızca Öğretmeni Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak çalışıyoruz. Hocamızla konuştuk daha önceden. Böyle bir program yapalım, böyle bir konferans yapalım. Hocamız da bizi kırmadı. Gerçekten bugün konferansımız saat 2'de üniversitemiz Yalnızbağ Yerleşkesi'nde Mavi Salon'da yaptık.
Katılım çok iyiydi. Hocalarımız olsun, öğrencilerimiz olsun, basın olsun çok ilgi gösterdiler. Çok verimli bir konferans olduğuna inanıyoruz. Sizlere de ayrıca gerçekten teşekkür ediyoruz. Bizi davet ettiniz. Çok sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz. Ne derim? Ne demek? Efendim şimdi nereden çıktı böyle bir konferans? Yani ana teması neydi bu konferansın? Yani organizasyon noktasında sizinle konuşmak istiyorum bunu. Daha sonra hocamıza az önce programın girişinde de söylediğim gibi birçok konu hakkında fikirlerine başvuracağız, tavsiyelerini alacağız. Nereden çıktı? Yani ihtiyaç var mıydı böyle bir konferansa? Kesinlikle. İletişim aslında bakıldığı zaman sadece kendi içerisinde bir disiplin olarak görünmemeli. Diğer bütün disiplinlerin ortak noktası iletişim. O yüzden biz de Erzincan'da iletişim konusunda, teknoloji konusunda bunun bir başlangıç olacağına inanıyoruz. Ve ilerleyen günlerde, yıllarda da bunu bir belki sempozyum şeklinde de yapabiliriz. O yüzden hocamızla daha önceden böyle bir şey, bir program konusunda anlaştık. Sağ olsun hocamız gerçekten bizi kırmadılar. Ve iletişim çok önemli. Şu anda 21. yüzyılda elektronik çağ dediğimiz bu çağda gerçekten oldukça önemli bir olgu olduğundan dolayı böyle bir girişim yaptık. İletişim nedir? Kitle iletişimi nedir? Teknolojinin iletişim arasındaki boyutu hangi boyutlardadır? Hangi rolü vardır? Bunu tartışalım ve böylece faydalı bir girişimde bulmuş olalım diye böyle bir organizasyon yaptık. Peki, emeğinize sağlık. Sağ olun, teşekkür ederiz. İyi ki de getirmişsiniz hocama. Bu vesileyle biz de hocamızın bilgilerinden istifade edeceğiz. Şimdi iletişim diyoruz. İsterseniz hocam iletişimi bir tanımlayalım. Nedir iletişim? Valla iletişim o kadar genel ve o kadar bizim yaşamımızın içine işlemiş bir konu ki iletişim her şey demek aslında insan için. Çünkü baktığınızda insan sosyal bir varlık. Yani yalnız yaşaması mümkün olmayan bir varlık. Hani Robinson Crusoe hikayesi vardı. Orada bile bir cuması var. Evet. Robinson Crusoe'nun orada bile yalnız değil, ıssız adada ama dolayısıyla insan hiçbir zaman yalnız yaşayamayacak bir varlık. Yani onu bir odaya kapatıp tamamen ilişkisini kestiğinizde onu artık kaybetmiş olursunuz. Dolayısıyla iletişim her şey demek. İletişim sadece mesela böyle karşılıklı konuşmak ya da işte mesajlaşmak ya da şey de değil. Hani birisinden ne bileyim bir mektupla falan bir haber almak da değil. Onu düşünmeniz bile aslında onunla iletişim kuruyorsunuz. Mesela bir yakınınızı aramasanız bile o ona bir mesaj oluyor aslında. Yani iletişim kurmamak bile bir iletişim anlamına geldiği için iletişim her yerde ve her zaman yaptığımız bir şey aslında. Peki biz bireyler birbirimizle sağlıklı iletişim kurabiliyor muyuz hocam? Özellikle bu son dönemlere bakarsak. Çünkü yani, teknoloji çok hızlı ilerliyor. Artık az önce işte mektuptan bahsettiniz. Artık herhalde mektup yazan var mı bilmiyorum. Çünkü onun yerine evet, işte e-posta. Twitter'lar, e-postalar, işte Face'ler bunun gibi şeyler aldı. Bu da bizi sanki bir noktada asosyalleştiriyor mu? Gerçi buna da değineceğim. Yani evet. Asosyal bir toplum yolunda mı gidiyoruz yoksa sosyalleşmeye devam mı ediyoruz? Bunu da konuşacağız ama nasıl etkiliyor bizim iletişimimizi, sosyalleşmemizi işte mektup örneğinde olduğu gibi teknolojiyi? Şimdi bakarsanız teknoloji dediğim şey aslında hani doğada yetişen bir şey değil. Yani o da bir insan ürünü, insan kültürünün bir ürünü. Onu da biz ortaya çıkartıyoruz. Hani gökten yıldırım düşmüş, ateş yanmış, onun üstüne etleri koyup pişirerek yemeye başlamışız. Daha sonra o ateşi işte öyle bir organize etmişiz ki, teknoloji haline getirmişiz ki bugün işte evimizde radyatörlerle ısınıyoruz mesela. Anlatabiliyor muyum? Yemeğimizi pişiriyoruz ocaklarda. Yani biz o doğanın ürününü almışız ve ehlileştirmişiz. Kendi kültürümüzün bir parçası haline getirmişiz. Yani şeyi düşünün, ateş bu sonuçta değil mi? Hani hiç şey olarak düşünmezsiniz hani bu teknoloji midir? Ama baktığınızda insan onu bir teknoloji haline getirmiş. O açıdan baktığınızda insanın öyle bir özelliği var.
çevresindeki doğada bulunan şeyleri kendi yaşamına uygun hale getirip bir teknoloji haline getirebiliyor. Dolayısıyla teknoloji dediğimiz zaman biz onu derslerimizde mesela şöyle tanımlarız. Sosyalleşmiş bilgi demek deriz bu. Mesela evimizde annelerimiz, anneannelerimiz falan şey yapar. Yoğurt, değil mi? İşte bir kaba sütü koyar, işte bir parça mayayla onu böyle sarıp sarmalayıp yoğurt yaparlar birkaç gün içinde veya işte bir iki gün içinde yoğurt olur ve gayet de güzel olur. Ama işte biz onu ne hale getirmişiz? Yoğurt fabrikaları. O fabrikalarda çalışan insanlar tek başına yoğurt yapacak bilgiye belki sahip değiller. Mesela muhasebecisi var, işte nakliyecisi var, ne bileyim o kazanların kontrolünü yapan insanlar var. Bunların hiçbiri tek başına bir yoğurt üretmiyor. Bir kolektif çalışmayla, bir kolektif bilgiyle bir fabrika yoğurt üretip işte Türkiye'nin her tarafına, şehrin her tarafına dağıtabiliyorlar. Dolayısıyla insanın böyle bir özelliği var işte. Teknolojiyi ortaya çıkartıp kendi yaşamında kullanabiliyor. O açıdan baktığımızda günümüzün teknolojisi olsun, tekerlekte bir teknoloji, en eski teknolojiler de olsun, hepsi insan ürünü. Yani onları böyle hor görmemeliyiz diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Şimdi İrfan Hocam, bugün Erzincan Üniversitesi'ndeki öğrencilerimize hocamız bir konferans verdi. Bu konferansın sonucunda, yani konferansı dinlemeye gelen öğrenci arkadaşlarımız konferans bittikten sonra nasıl bir algıya sahip oldular? Yani o konferanstan sonra iletişimlerinde bir değişiklik olacak mı veya iletişime bakış açılarında herhangi bir değişiklik algısı gerçekleşti mi? Öğrenciler üzerinde mutlaka bir etki yaptığını düşünüyorum. Şöyle ki zaten gelen sorular da ilginç sorulardı. Hocamız zaten cevap verdi. Ben olumlu olduğunu düşünüyorum bu konuda ve mutlaka zaten öğrencilerimiz olsun, hocalarımız olsun sosyal medyayı, teknolojiyi, interneti artık günlük hayatlarında sık kullanıyorlar. Ama sosyal medya boyutunda hangi aşamadalar, onun kritik noktalarında faydaları nelerdir, zararları nelerdir, teknolojinin hangi açıdan kullanılması gerekiyor, hangi açıdan kullanılmaması gerekiyor konularında hocamız detaylı bilgileri verdi. Beraberce faydalı olmaya çalıştık. Mutlaka olumlu dönütler aldığımıza inanıyorum. Ve inşallah ileride de bu tür programları yapacağımıza gönülden arzu ediyorum. Cem Hocam, şimdi öğrenci arkadaşlarımız bu tarz konferanslar yaptığınız zaman ağırlıklı olarak yani neyi merak ediyorlar, ne soruyorlar size veya sizin bilgi daracınız içerisinde hangi bilgiden istifade etmek istiyorlar, faydalanmak istiyorlar? Tabii şöyle bir durum var. Biz bilişim ana bilim dalında çalışıyorum ben. Bu ana bilim dalı Türkiye'de iletişim fakülteleri altında kurulan ilk bölüm, ilk ana bilim dalı. Ve yakın zamanda da bölüm haline gelme çalışmamız var. İletişim Enformatiği ismini alacağız. Bu tabii bir gelişme aynı zamanda. Şimdi bizim hani bir mühendislik bakış açımız yok ya da bir ne bileyim sosyal bilimci sosyolog diyelim daha doğrusu bir bakış açımız yok ama biz iletişim bakış açısıyla olaylara yaklaşıyoruz. Teknoloji konusuna, bilişim konusuna yaklaşıyoruz. Dolayısıyla iletişim bakış açısı burada çok belirleyici oluyor. Bizim öğrenci arkadaşlarımız çok yoğun olarak bu teknolojide iletişim teknolojilerini kullanıyorlar günümüzde ve onlar çoğu zaman farkında olmadan çok mahrem diyebileceğimiz veya kişisel diyebileceğimiz bilgilerini bu sosyal medya dediğimiz ortamlarda paylaşıyorlar. Biz mesela ne bileyim bunun takip edildiğini çeşitli taraflar, kişiler tarafından söylediğimizde, bunlardan bahsettiğimizde çok şaşırdıklarını görüyoruz. Hani sonuçta ben onu arkadaşımla paylaşmışım. Niye
bunu falanca kişi de görebilsin veya işte görmüş olsun, onun ne işine yarayacak diye düşünüyor ama öyle bir dünyadayız ki artık özellikle çok uluslu şirketler dediğimiz büyük ticari firmalar bu verileri çok titiz bir şekilde değerlendirip analizler yapıp o sosyal medyayı kullanan kişileri bir müşteri gözüyle değerlendirebiliyorlar. O zaman onların her hareketlerini takip edip onların ihtiyaçlarını öğrenip onlara çözümler sunmak durumunda, onlara bir takım hizmetler sunma durumunda olabiliyorlar. Bunları anlattığımızda çok şaşırıyorlar tabii. Bu çok yeni de bir şey aslında ama bu ticaretin temelinde olan bir şey aslında. Şimdi biz bunları söylediğimiz zaman onlara yeni gibi geliyor. Fakat işte ticaret böyle bir şey. Müşteriyi tanıyacaksınız. Mesela bir bakkal, değil mi? Mahalledeki oturan mahalle sakinlerini tanır. Kime ne peynir vereceğini bilir. Kimin ne zaman hangi gazeteyi alacağını bilir. Bunun gibi. İşte onlar da sosyal medya üzerinden kullanıcıları takip ederek onlara bu şekilde hizmet sunuyorlar. Bu tabii işin şey tarafı, kullanıcı açısından hoş tarafı, ne güzel bana ayağıma hizmet geliyor, benim istediğim hizmeti sunuyorlar diye düşünüyorlar. Ama bir taraftan da sürekli bir gözetim altındalar. Her yaptıkları izleniyor. Bu tabii sadece ticari amaçla olmayabiliyor. Güvenlik açısından işte yönetimler, iktidarlar bunları takip ediyorlar. Hani bir takım önlemleri önceden alabilmek için, mesela bir olay ortaya çıkmadan hani onu engellemek için vesaire kullanabiliyorlar. Dolayısıyla bunları anlattığımız zaman bir şey alıyoruz, şaşırma tepkisi alıyoruz. Hocam şimdi iletişimsizliğin ana nedenlerini genelde eğitimsizliğe bağlıyorlar. Hı-hı. Bu doğru bir tespit. Yani iyi bir iletişimci olmak için veya karşısındaki bireylerin birbirleriyle iyi iletişim kurabilmeleri için yani ikisinin de eğitimli mi olması gerekiyor? Yani bunun şeyi bu mudur, kıstası bu mudur, kriteri bu mudur yani? Yani bana kalırsa iyi insan olmaları lazım. Yani iletişim için, iyi bir iletişim için her şeyden önce iyi bir insan olmaları lazım. İletişimsizlik diye bir şey aslında hani demin söylediniz ama iletişimsizlik diye bir şey yok aslında. Hani ben size mesela siz beni arıyorsunuz, telefonum çalıyor ama ben açmıyorum. Bu işte size bir cevaptır aslında. Anlatabiliyor muyum? Yani cevap vermemek de bir cevaptır. İletişimi böyle görmek lazım aslında. Yoksa hani arayıp da ben size kırıcı konuşmak yerine mesela değil mi? Şey yapıyorum, konuşmamayı tercih ediyorum. İşte bu da bir iletişim kurma şeklidir. Cevap vermemek de bir iletişimdir. Dolayısıyla burada önemli olan bizim kurduğumuz iletişimde etkileşimi sağlayabiliyor muyuz? O önemlidir. İyi bir iletişimden kasıt sadece mesajların gidip gelmesi değil, o mesajların etkileşimi ortaya çıkarması demektir. Etkileşim birbirimizi anlamak demektir aslında. Ben sizi anlayacağım, siz beni anlayacaksınız. Böylece iyi bir iletişim kuracağız. Bunun için etkileşim çok önemli. Etkileşimden neyi kastediyorum? Bizim karşılıklı konuşmamızda verdiğimiz mesajların belli bir çerçeve içinde olmasını kastediyorum. Mesela ben A diyorum, siz B diyorsunuz, başka bir şey söylüyorsunuz. Ben işte mesela Erzincan'la ilgili bir şey anlatıyorum size, çok beğendiğimi falan söylüyorum. Siz diyorsunuz ki siz nerede okudunuz? Birbiriyle alakası olmayan şeyler. O zaman işte anlaşamıyoruz. Biliyor musun? Birisi başka şey, kafasında başka bir şey var, onu anlatmaya çalışıyor. Ötekinin kafasında başka bir şey var, onu anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla orada bir kopukluk meydana geliyor. Etkileşim olmuyor. En iyi etkileşim
şey iletişim, etkileşimin olduğu iletişim. Onun için de şöyle bir şey lazım. İletişimin her şartta ve her ortamda zaman ve mekandan bağımsız olarak kurulabilmesi lazım. Yani bize mekan engel olmaması lazım ve zamanın da engel olmaması lazım. İşte siz bu saatte uyuyorsunuz, ben uyanığım, iletişim kuramıyoruz. Böyle zamandan kastım bu. Öyle bir şeyin olmaması lazım. İşte günümüzün teknolojileri, günümüzün iletişim teknolojileri bunu sağlıyor. Her an, her zaman bu iletişimi sağlayacak imkanlara sahibiz. Her zaman yanımızda bir cep telefonu var. İsteyen bize o anda ulaşabiliyor. Eskiden mesela çocuk okuldan çıkıyor, eve gelene kadar nerededir, ne yapıyordu bilmiyoruz. Ama şimdi anne arıyor, baba arıyor, oğlum neredesin, değil mi? Hemen şey yapabiliyoruz. Bireylerin yaşadığı çevre ve çevre şartları da iletişimi etkiliyor mu hocam? Mutlaka. Yani çevre çok önemli bir faktör. Tabii burada çevre derken bu geniş bir kavram. Onu nasıl yorumladığınız da önemli. Çevremizdeki insanlar da olabilir. Yaşadığımız mekanlar da olabilir. İnsan çevresindeki diğer insanlardan tabii öğreniyor, değil mi? Önce ailesinden, sonra işte okulda arkadaşlarından ve öğretmenlerinden, daha sonra da iş yaşamında çalışma arkadaşlarından bir şeyler öğreniyor. Burada tabii her farklı grupta farklı bir iletişim yöntemi de geliştiriyor. Ailesiyle iletişim farklı, okulda arkadaşlarıyla, öğretmeniyle farklı ve iş ortamında daha farklı, daha resmi mesela. Dolayısıyla burada çok farklılıklar meydana geliyor. İşte burada kişinin kendini bu farklı ortamlarda ifade edebilmesi çok önem kazanıyor. Orada iletişim yöntemlerini, iletişim kimle nasıl iletişim kuracağını iyi bilmesi gerekiyor. Bir mesela çalışanıyla bir işverenin konuşması farklı olacaktır. Ailesinde çocuğuyla konuşması farklı olacaktır. Aynı şekilde çalışanların birbirleriyle konuşması farklı veya dışarıda bir sosyal ortamda arkadaşlarıyla konuşması yine farklı olacaktır. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek çok önemli oluyor. Evet. Bu konu açılmışken, iletişim konusunda bir iki şey ben söylemek istiyorum katkı olmak adına. İletişim zaten bireyin içerisinde başlayan bir olgu. Yani önce kişi kendisiyle barışık olması gerekiyor. Hayata pozitif bakması gerekiyor. Bu çok önemli. Hayata bakış açısı çok önemli. İletişim zaten orada başlıyor. İletişim biz iki kişi arasındaki anlamları ortak kılma süreci olarak görüyoruz. Anlam çok önemli. Yani iletişim modeli açısından bakıldığı zaman işte şu anda ben konuşuyorum burada. Kaynak olarak konuşuyorum. Sizler şu anda veya bizi izleyenler alıcı olarak. Ben şu anda bu konuştuklarımı eğer dinleyenlerimiz anlıyorlarsa, anlamları ortak kılabiliyorsak işte iletişim gerçekleşmiş oluyor. Ben mesajımı vermiş oluyorum. Yani biz buna feedback dediğimiz dönüt oldukça önemli. İletişimin gerçekleşmesi açısından. İşte kitle iletişim araçları oldukça günümüzde çok gelişti. Fakat yapılan araştırmalar özellikle yüz yüze yapılan iletişimin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Neden? Çünkü çift yönlü. Anında feedback alabiliyoruz. Şu anda yaptığımız gibi şu anda anında dönüş alabiliyoruz. Bu çok sağlıklı bir iletişim yöntemi. Fakat kitle iletişim araçlarıyla yapılan iletişim tek yönlü olduğundan dolayı her zaman sonuç alamayabiliyoruz. O yüzden bu çok önemli diye düşünüyorum iletişim açısından. Şimdi siz bunları söylerken hocam özür diliyorum. Ben de halkla ilişkiler ve tanıtım mezunuyum. Sınavlarda çıkan sorular bir anda işte kaynak alıcı, işte geri dönüş. Direkt o şey onlar aklıma geldi ama doğru söylüyorsunuz. Buyurun hocam. Şöyle bir şey söylemek istedim. Şimdi tabii İrfan Bey çok güzel bahsetti. Burada şöyle de bir durum var. Hani kitle iletişim araçları bu şimdi konuştuğumuz televizyonda tek yönlü bir iletişim sağlıyor. Yani biz burada konuşuyoruz, ötekiler de dinliyor, seyircilerimiz de dinliyor. Fakat bu yeni medya dediğimiz araçlarımız
bunu çift yönlü, hani yüz yüze konuşur hali mümkün olduğu kadar getirmeye çalışıyor. Örneğin şimdi biz bu yayını aynı zamanda web üzerinden de yapıyoruz değil mi? Web üzerinde sizin vardır mutlaka, henüz bakmadım ama o haberin altında okuyucuların yorum yazacağı yerler oluyor değil mi? Orada mesela bir sorusunu yazabiliyor, bir yorumunu yapabiliyor, katılıyor, katılmıyor, onu belirtiyor vesaire. İşte bu iki yönlülüğü, yani benim biraz önce etkileşim dediğim şeyi sağlıyor aslında. Bu tabii sadece orada değil, aynı zamanda işte bu çeşitli araçlar var biliyorsunuz, Skype vesaire gibi yüz yüze video konferans şeklinde görüşme yapabilme imkanı sağlayan, üstelik bu cep telefonuyla konuşmaktan internet kullanıldığı için daha ucuza da gelebiliyor bazı durumlarda. Ya da işte mesajlaşma gibi şekillerde yapıldığı zaman etkileşimi sağlamış oluyor. İşte bizim internet bazlı dediğimiz yeni medya araçları hem orada işte gazete okuyabiliyorsunuz, internet üzerinde televizyonu seyredebiliyorsunuz, radyo dinleyebiliyorsunuz, kitle iletişim özelliklerini de taşıyor. Hem de bireysel iletişimde bulunabiliyorsunuz. O zaman etkileşim özelliklerini de taşıyor. O yüzden bu araçlar kolay benimseniyor, çabuk benimseniyor, çok yaygınlaşıyor kısa sürelerde. Baktığınız zaman televizyonun günümüze kadar dünya üzerinde yaygınlaşma hızı ile internetin yaygınlaşma hızı karşılaştırıldığında yaklaşık 5-6 kat internetin daha hızlı yaygınlaştığını görüyoruz. Dünya üzerinde yaklaşık nüfusun yarısına yakını internete, tabii hani sürekli bir erişim olmasa bile internet erişim imkanına sahip durumda. Türkiye'de bu oran yine oldukça yüksek. Cep telefonu kullanma oranı Türkiye'de %90 küsürlerde. Dolayısıyla bu rakamlar, özellikle bir de şeye baktığınızda, genç nüfusa baktığınızda daha da yükseliyor. Özellikle internet kullanım oranları. O zaman şunu görüyorsunuz ki bizim özellikle genç nüfusumuz ve dünyada da aşağı yukarı böyle iletişimi çok yoğun bir şekilde sağlıyorlar çevreleriyle. Yaptığımız araştırmalarda biz şunu gördük. İletişim kurdukları kişiler de genellikle zaten gerçek hayatta, biz öteki tarafa da sanal ortam diyoruz. O yüzden işte şu ortam gibi ortamı gerçek hayat diye tarif ediyoruz. Orada zaten iletişim kurduğu arkadaşları, akrabaları, yakın çevresiyle gene sanal ortamda iletişim kuruyor. Yani çok yabancılarla şey yapmıyor, iletişime geçmiyor. O da tabii biliyorsunuz şeyden kaynaklanıyor. Hep haberlerde işte Facebook'ta falanca biriyle tanıştı, başına şu geldi. İşte onlara değineceğim hocam. İsterseniz o işte, konuya girmeyin. Tamam. Onlara çünkü ayrı bir pencere açmamız gerekiyor. Önemli, çok bir konu, bir sıkıntı var. Hocam şimdi o zaman iletişimde teknoloji yaşam kalitemizi arttırıyor mu, yoksa gerçekten bize zarar mı veriyor? Aslında ikinizin de bu noktadaki düşüncelerinizi ben merak ediyorum. Tamam, baktığımızda artık bugün internet, bilgisayarlar, işte tabletler, artık bilgisayarları cebimizde taşıyoruz. Çünkü cep telefonlarımız da artık birer bilgisayar. Aynen. Ticarette vesaire bir takım şeylerde çok büyük rahatlıklar sağlıyor. Doğru kullandığımız zaman çok büyük faydaları var. Ama yaşam kalitesi noktasında, iletişimde yaşam kalitesi noktasında teknoloji bizi nereye getirdi? Yani yaşam kalitemiz iletişimde arttı mı, yoksa bize ciddi zararlar mı verdi? Yani olayın iki yönü var. Ben hep öyle bakarım. Hani sadece olumlu tarafını görmek doğru olmaz. Olumsuz tarafını da bakmak lazım. Hani bir aydınlık yüz varsa bir de karanlık yüz olur mutlaka. Hani dünyanın temel prensiplerinden bir tanesi bu. Gece varsa gündüz de var. Hani gündüzden geceye mutlaka çıkılır. Dolayısıyla burada hep iki yönlü düşünmekte fayda var. Şimdi mutlaka daha
sık haberleşebilmek, daha rahat ortamlarda haberleşebilmek, zaman ve mekan sınırlaması olmadan haberleşebilmek bir iletişim kalitesini arttırıcı bir şey. Fakat bunun yanında o kadar bağımlı oluyorsunuz ki teknolojiye, bu da tabii sizi hani bazılarının tabiriyle insan olmaktan çıkartıyor, bir robot haline getiriyor. Sürekli işle uğraşan bir hale geliyorsunuz. Mesela taşınabilir bilgisayarlar, işte tabletler ya da cep telefonları şirket veriyor çalışanına. Diyor ki al bunu kullan. O zaman bu ne anlama geliyor aslında? Sen 7 gün 24 saat işle uğraşacaksın. Hatta diyorlar ki telefonunu kapatma mesela. Dolayısıyla tamam, ne güzel haberleşiyorsunuz ama artık başka yapacak, iş dışında yapacak şeyiniz kalmıyor. Hani vaktiniz kalmıyor. Bir gezmek, eğlenmek, bir sinemaya gitmek istiyorsunuz. Buna imkan kalmıyor. Dolayısıyla teknolojinin bir de bu tarafı var. Yani insan zamanını çok alan bir şey. İşte bu mesela home office çalışmalar, ev ofis şeklinde çalışmalar. Ne güzel evde çalışıyor diye ilk başta çok benimsendi, kabul edildi ama bir bakıyorsunuz evde iş yapmıyorsunuz, ev işi yapmıyorsunuz, işle uğraşıyorsunuz. Ne oldu? Evden çalışıyorsunuz. Yani bu insanın yaşam kalitesini etkileyen bir şey haline geliyor. Hani bırakın iletişim kalitesi dediğimiz şey, başka insanlarla görüşmek, onlarla ne bileyim bir konuyu dertleşmek mesela hiç mümkün hale gelemiyor. Dolayısıyla hep bu iki taraflı düşünmek lazım. Teknoloji iyi bir şey, zaten insanın düşüncesinin bir ürünü. Ama bir yandan da çok bağımlı olduğunuz zaman insanı çok olumsuz etkileyen, işte her şeyden önce bu cep telefonlarının artık sağlığa zararlı olduğu genel olarak kabul ediliyor. Sağlığa zararlı, vakit alıcı, işte Facebook'ta saatler geçirebiliyoruz bıraksanız vesaire. Dolayısıyla çocuğumuza ayıracağımız, eşimize ayıracağımız zamanı, arkadaşlarımıza ayıracağımız zamanı çalıyor aslında diğer bir anlamda. Dolayısıyla bu hani tamam, her yerden ve her zaman iletişim kurabiliyoruz. Çok sesi gayet güzel duyuyoruz. Hani iletişim kalitesi o anlamda düşünürseniz, teknik anlamda çok güzel. Ama baktığımız zaman biz insanlıktan çıkıyoruz da bir yandan. Robotlaşıyoruz veya işte tek düze hale geliyoruz. Bu bir açıdan da olumsuz bir yan oluyor tabii. Evet. İrfan Hocam, siz ne düşünüyorsunuz bu hususta? Zaten bugün konferansımızda da o sonuca vardık. Orada o mesajı vermeye çalıştık. Teknolojiyi ne aşırı derecede kullanalım ne de teknolojisiz kalalım. Bizim en önemli vereceğimiz ileti budur diye düşünüyoruz. Biz zararlı olan her şeye karşıyız. Eğer teknolojiyi uygun şartlarda kullanabiliyorsak, uygun saatlerde kullanabiliyorsak, aşırı gitmeden, hocamız da zaten söyledi, çok faydalı. Teknoloji olmadan da yaşayamıyoruz. Ama aşırısı gerçekten zarar veriyorsa ona karşıyız diye düşünüyorum. İşte dijital çağda şu anda yaşıyoruz. İşte netiket dediğimiz bir kavram artık orada ortaya çıktı. Bizler örfleri, adetleri olan bir milletiz. O örfler, adetleri nasıl yerine getiriyorsak artık dijital çağda sanki da... Sanki onda da biraz yavaş yavaş eskisi gibi değiliz gibi. Evet. Yani eskiden mesela diyelim ki işte bayramlar olduğu zaman herkes işte en güzel elbiselerini giyerdi. İşte evet. İşte gideyim işte dedemin elini öpeyim de bana harçlık versin, işte şeker versin. Sanki bunlarda da biraz yavaşlama var gibi görüyorum ben, bilmiyorum. Yani gerçi bu doğudayız biz. Yani evet. Biz bu noktada belki daha iyiyiz ama batıda biraz daha sıkıntı erken başladı gibi hocam. Siz batıda yaşıyorsunuz, İstanbul'da evet. Yaşıyorsunuz. Haksız mıyım? Doğru aslında. Yani İstanbul örneği tabii çok uç bir örnek. Yani İstanbul'da hani teknoloji her türlü şekilde ulaşılabilecek durumda. Ne bileyim iletişim olarak orada bir şeyimiz yok. Yani şu açıdan söyleyeyim. Yani biz yani gelenek göreneklerimizi hocamız ifade ettiği, İrfan hocamız söylediği gibi yani biraz daha sıkı sıkıya sahip çıkmaya çalışıyoruz ama yani şeyi de başlıyor.
Erozyon da başlıyor yani. Aslında ben onu şöyle görüyorum. İşte onu diyorum. Şimdi İstanbul'da her türlü altyapı, işte iletişim vesaire söz konusu. Yani orada bir sıkıntımız yok ama bizim mesela ulaşım çok vaktimizi alıyor. O uç örnek olarak söyledim ya demin. Hani gidelim bir ziyaret yapalım diyoruz. İşten ne bileyim işte 5'te çıkıyoruz. 7'de evde oluyoruz. 7'den sonra gideceğiz. Bir işte büyüğümüzü ziyaret edeceğiz. Artık takatimiz kalmıyor yorgunluktan. Şey yapamıyoruz. Hani hafta sonu yaparız diyoruz. Hafta sonu işte ne bileyim çocuğun kursuydu işte veya işte bir hadi sinemaya gidelim diyoruz. O tür şeylerle zamanı geçiyor. Bir bakıyorsunuz o hafta da olmamış. Hadi ertesi hafta falan derken tabii o tür şeyler hani bizim geleneklerimizde, göreneklerimizde olan şeyler maalesef bu büyük şehir ortamının getirdiği bir takım problemlere kurban gidiyor aslında. Yoksa biz de tabii niye o ziyareti yapmayalım ama İşte bu bir şey oluyor. Hani bir tür bazıları bahane diyecekti ama ben ona engel diyorum maalesef. Biz de yapamıyoruz. Mesela benim dedem bize de çok yakın oturuyor ama işte geç geliyoruz. O işte belki erken yatmış oluyor vesaire. Ancak işte 2 haftada bir veya işte ayda bir bazen görebiliyoruz. Bu tür durumları ben daha çok şeye bağlıyorum. İşte bu büyük şehirlerde yaşamanın getirdiği zorluğa bağlıyorum. Şimdi yeni yıllarda önceden kartpostallar alırdık. Evet. Şimdi mesela bizim burada da işte şu anki postane müdürlüğünün karşısına açıldı büyük şehirler tezgahlar. İşte en güzel kartları seçerdik. İşte genellikle Erzincan kartpostalları seçer. İşte bunu işte yurt dışına göndereceğiz. İşte bunu şuna göndereceğiz. Bunu buna göndereceğiz. Artık onları bile cep telefonundan gönderir olduk. Evet. Yeni yılın kutlu olsun, evet. Doğum günün kutlu olsun. Bir bakıyorsun sabah telefon açıyorsun. Bir bakıyorsun ki şey gelmiş, mesaj gelmiş. Bugün şunun 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 doğum günü. Altına yazıyorsun mutlu yıllar, doğum günü bitti. Evet. Hakikaten ne kadar sanal yani, bir ortamda. Yani, bir noktada öz eleştiri ama mesela çocuklarımıza baktığımız zaman da program öncesiyle yapmış olduğumuz sohbette yani çocuklarımızda da çoğu zaman doğru yönlendiremiyoruz. Şimdi bakıyoruz 2 yaşında, 3 yaşında artık çocuklarımızın ellerinde şey var, tabletler var. Evet. Anne babalar zaman zaman yani bunu bazı ailelerimiz çok ciddi anlamda şey yapıyor. Yani dengeliyor işte günde nedir işte 10 dakika veya işte işte haftada bir gün gibisinden değişik örnekler. Ama bazen de şundan karşılaşıyoruz. İşte bir misafir geldiği zaman veya işte evde işte diyelim ki anne yemek yapacağı zaman veya bir takım şey yaptığı zaman onu şey diyoruz işte esnetebiliyoruz. Ya işte şu tableti al da çünkü bunu biz de yapıyoruz. Yani kendi ailemizde de bu var işte. Ya işte çocuğa şu tableti verelim de bir 10 dakika işte sussun. İşte biz yemeğimizi yiyelim. Evet, veya tamam. İşte işte sen yemeği hazırla. Evet. Veya işte ben şu işle ilgili biraz işte eve iş götürmüşsündür. İşte şuna evet, bir bakayım. Evet. Veya işte şu çocuk ödevini yapsın. Böyle böyle bir bakıyorsun ki çocuk bir noktadan sonra elinden o tableti veya telefonu almaya çalıştığın an çocuk şey yapıyor. Yani sizi düşman gibi görüyor. Yani hani deyim yerindeyse kendini yırtmak deriz evet, ya biz evet, buralarda. Evet. Çocuk kendini yırtıyor. İyi ki benim elimden şey almayın. Ben tabii, bu konuda tabii. Bir örnek verebilir miyim? Zaten bugünkü konferansta da hocamız onu dile getirdi. Özellikle işte iletişim, karşılıklı etkileşim olarak ifade ettiler hocalarımız. Şimdi iletişimde, etkileşimde davranış değişikliği çok önemli. Yani biz bunu gözlemleyebiliyorsak iletişim, etkileşim gerçekleşiyor. İşte çocukların internet oyunlarındaki oynadıkları halleriyle öncedenki durumlarıyla sonraki durumları bir karşılaştırırsak gerçekten davranışlarda olumsuz yönde sonuçlar olduğunu görüyoruz. İşte geçen de yine medyada yer aldı. Çin'de bir çocuk 12 yaşında oyun oynarken o oyunu bizzat yaşayarak gerçekten bir kanama sonucu hayatını kaybetti. Bu çok acı verici bir örnek. Bizim de buradan ailelere, ebeveynlere gerçekten
Büyük görevler düşüyor değil mi? Büyük görevler düşüyor. İşte bazen biz de bunu yaşıyoruz aile olarak evimizde, çocuğumuzla yaşıyoruz. İşte aileler çocuğumuz ne güzel bilgisayar oynuyor, biz rahatız. İşte bu kesinlikle çok yanlış. Mutlaka müdahale etmeliyiz. Yani onun belli bir saat olması lazım. İşte yarım saat olabilir, bir saat olabilir. Onun dışında o internete olan bağımlılığı artacaktır. Ve zamanla bir hastalığa gidecektir. Peki hocam, burada kilit bir soru. Çocuklarımızı teknolojiden arındırırsak ne olur? Mesela evde interneti kesersek, evet. İşte akıllı telefonlar kullanmazsak, işte tablet, laptop, işte masaüstü bilgisayar eve almazsak ne olur? Valla günümüzde bu mümkün değil maalesef. Hani bu bir şey bana kalırsa. Hani ütopik bir yaklaşım bu. Ütopik bir düşünce. Yani keşke deriz hepimiz, hani yapamayız ya, keşke şuraya gitsek, keşke bu şunu yapsak diye. Bu böyle bir şey bence. Çünkü biz bağımlı hale geldik zaten. Dolayısıyla hani biz yoğun olarak kullanıyoruz. Ne bileyim, eve iş getirmek gibi bir şey bu yani. Dolayısıyla evde internet olmaması bizi zaten rahatsız edeceği için biz ondan vazgeçemeyiz. Dolayısıyla o da çocuklarımız da vazgeçemez diye düşünüyorum. Fakat İrfan Bey'in dediği gibi bir sınır getirmek çok önemli. Şimdi şu su değil mi? Ne kadar faydalı vücudumuzun işte %70'den fazlası su zaten. Dünya öyle yine. 4/3'ü sularla kaplı. Bu suyu bile fazla içtiğinizde zarar veriyor. Dolayısıyla en faydalı şey bile olsa fazla tükettiğiniz zaman, fazla kullandığınız zaman mutlaka bir zararı oluyor. O yüzden bu bilinçle bizim özellikle küçük çocuklarımız için yapmamız gereken, hani siz söylediğiniz 2-3 yaşında çocuklar diye, mutlaka buna bir sınır getirmemiz lazım. Artık bu tablet, cep telefonu gibi cihazların kullanılma yaşı 2-3'e indi. Yani o çocuklar böyle küçük parmaklarıyla o hareketleri yapıyorlar, böyle sayfa çeviriyorlar, dokunuyorlar vesaire. O yüzden hani onların elinden almamızın bir anlamı yok aslında, ama sınırlamamız lazım. Onların dışarıda da oyun oynamaları, parka da gitmeleri, toprakla da, çamura da, evet, girmesi lazım. İşte asıl sorun orada. Yani çünkü insan olduğunu öyle anlıyor. Yoksa o tabletle oynayarak insan olduğunu anlaması mümkün değil çocuğun. Dolayısıyla hani biz doğadan geldik, gene doğaya gidiyoruz değil mi sonuçta, hani insan ömrü bitince. Dolayısıyla o doğanın bir parçasıyız aslında. Kendimize kültür oluşturmuşuz, o doğayı işte betonla yok ediyoruz vesaire, ama bir yandan da onsuz da yapamıyoruz. O havadan, güneşten yararlanmamız lazım. İşte bu bilincin olması lazım. Bizim teknolojimizin bize zarar vermemesi lazım. Bugün bıçak da değil mi, ekmek kesmek için kullanıyoruz, ama kişinin canını kıymak için de kullanılabiliyor. Televizyon da aynı şekilde, internet de öyle aynı şekilde. Bilgisayar oyunları mesela çok büyük bir problem. Bir uyuşturucu bağımlılığı gibi çocukları etkiliyor. Zaten o kategoriye geldi artık. Bir bağımlılık yaratan insanda bir şey durumunda. Dolayısıyla nasıl bir alkol, uyuşturucu bağımlılığından kurtarmak için çocuklarımızı bir çaba sarf ediyoruz, bir takım tıbbi tedbirler bile alıyoruz. Bence de bu konuda da öyle şeyler yapmak lazım. Burada tabii ailelerin bilinçlenmesi çok önemli. Yani biz buna bilişim okuryazarlığı diyoruz. Salt tüketici olmak yerine o tükettiğin şeyin, hani biraz önce dedim ya, siyah da var, beyaz da, kötü de var, iyi de, karanlık yüzü de var, aydınlık yüzü de. Bunları bilerek, bilinçli bir şekilde tüketmemiz lazım. Biz ülke olarak teknoloji üreten bir ülke değiliz maalesef. Ama en azından tüketirken hiç olmazsa bilinçli davranırsak, hem bizim, hem çocuklarımız, hem gelecek nesiller için daha faydalı bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum. Hocam, teknoloji sayesinde toplumumuzda bir asosyalleşme mi oluşuyor, yoksa teknoloji bizi daha mı sosyalleştiriyor? Vallahi ben bu konuya biraz şey bakıyorum, çok böyle katı bakmıyorum. Hani
İşte kafasını eğip böyle cep telefonuyla mesaj yazan bir çocuğu gördüğümde ne kadar asosyal çocuk diye eskiden düşünürdüm ama hani bir parça da olsa. Şimdi öyle bakmıyorum çünkü baktığınız zaman o belki yanındakiyle konuşmuyor ama orada yazıştığı belki onlarca kişi olabiliyor aynı anda. Ne bileyim WhatsApp diye bir uygulama var mesela. Oradan onlarca kişiyle yazışıyor, mesajlaşıyor olabiliyor. Orada da bir şeyler paylaşıyor. Orada da kendini ifade ediyor. Orada da iletişim kuruyor. Ama yanındakiyle konuşmuyor. Bu bizim tabii biz X kuşağıyız. Hani işte 60'lı yılların sonu, 70'li yılların ortalarına kadar o dönemde doğmuş insanlar. Bizden sonraki kuşak Y kuşağı diye tanımlanıyor. 80'lerin sonlarıyla 2000'e kadar olan dönemde doğanlar. Bir de bizim çocuklarımız işte 2000 sonrası doğanlar. Bu X ve pardon Y ve Z kuşakları bizim gibi düşünmüyorlar. Çok daha farklı düşünüyorlar. Onlar teknolojinin içine doğmuş çocuklar. İnternetin içine doğmuş çocuklar. Biz onlara dijital yerli diyoruz. Özellikle 2000 sonrası doğanlar. İnternetsiz bir yaşamı bilmiyorlar. Cep telefonsuz bir yaşamı bilmiyorlar. Biz bırakın cep telefonunu, telefonsuz hayatı da biliyoruz. Ne bileyim televizyonsuz hayatı da biliyoruz. Değil mi? Bizim büyüklerimiz de öyle. O yüzden bize anormal gelen şeyler onlara gayet normal geliyor. Yani onlar o şekilde iletişim kuruyorlar. Bu bir dönüşüm aslında. Biz buna teknolojik bir dönüşüm diyoruz. Bu sadece bizde değil, bütün dünyada da olan bir şey. Artık işte özellikle medya sektörü bunu çok yoğun kullanıyor. Eskisi gibi yayın yapmıyorlar değil mi? Bir gazete mesela günde bir baskı yapar. Bir de belki akşam baskısı yapar. İki manşeti olurdu. Şimdi her dakika neredeyse bir manşet çıkarabilecek şeydeler. Niye? Çünkü internetten sürekli haber yeniliyorlar, geliştiriyorlar. Dolayısıyla bu artık yeni bir düzen, yeni bir şey ortam. Zaten adı üstünde biz ona yeni diyoruz, yeni medya diyoruz. Bu tabii yeniden kasıt hani eskiyle yenideki gibi bir kronolojik ayrım değil. Daha ziyade bizim demin de bahsettiğim etkileşimin ortaya çıktığı, iletişim kurarken daha etkileşimli bir iletişim kurabildiğimiz ortamları ifade ediyor. İşte yeni ekonomi, yeni hukuk, yeni eğitim, uzaktan eğitim mesela, bu tür şeyler. Bunlar artık hayatımıza giren kavramlar bizi de dönüştürüyor. Bu bir kaçınılmaz süreç diye görüyorum. Tabii burada biraz önce dediğim gibi bilinç çok önemli. Bunun iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Bunlara dikkat ederek almamız lazım bu teknolojileri. Şimdi küçükken beklerdik ki yaz aylarında işte yaz gelsin, çiçekler açsın, işte ağaçlar meyve vermeye başladığı zaman işte yurt dışından işte ablamız gelecek, halamız gelecek. İşte il dışından şu gelecek, onlar da birkaç yılda bir gelirler. Yani. İşte bir gelseler de bir görsek. Hı hı. Ama şimdi telefona bir açtığın zaman hemen evet. Yine internet bağlantısıyla karşılıklı görüşüyorsunuz. Görüntülü konuşuyorsunuz. Evet. Yani doğru kullanıldığında, çok güzel. Doğru amaçla kullanıldığında evet. İyi. Ama az önce işte bahsetmiş olduğunuz işte derler ya bizim büyüklerimiz. Her şeyin fazlası, her şeyin aşırısı zarar. Aynen. Suyun bile yani evet. O kadar net. Demek ki doğru kullanım çok önemli. Önemli. Evet. Bir konu daha var. O da notlarım içerisinde var hocam. Siz bir giriş yaptınız ama ben önünüzü kapattım. O bizim için çok önemli dedik. Yani internet üzerinden yapılan iletişimde, konuşmalarda gençler, çocuklar zaman zaman birbirlerini yanlış anlıyor. Veya işte diyelim ki biz iki kişiyiz, birbirimizi hiç tanımıyoruz. Ama işte diyelim ki işte bir Facebook arkadaşıyız veya daha farklı bir yerde işte ben bir yorum yazıyorum, sen o yoruma farklı bir şey söylüyorsun. İşte diyorsun ki hadi gel de şurada bir buluşalım veya çok farklı noktalara gidebiliyor. Veya işte bakıyorsun internet üzerinden insanlar artık hiç
birbirlerini görmeden evlenme kararları alıyorlar. Evet, daha sonra bakıyorsun bazıları mutlu oluyor, bazıları hüsrana uğruyor. Evet. Yani bunun doğurduğu şeyler de var, sonuçlar da var. Bu noktada ailelere düşen görev nedir? Aileler çocukları nasıl kontrol altına tutacaklar? Mesela az önce bir örnek verir dedik ya, İrfan Hocam da söyledi. İşte kısıtlanması gerekiyor. Yani işte günde yarım saat veya işte bir saat neyse. Yani onu tabii uzmanlar daha iyi bilir. İşte çocuk psikologları falan evet, daha iyi bilirler bu konuyu ama. Diyelim ki biz çocuğumuza yarım saatlik bir süre verdik. İşte dedi ki senin bugün internet hakkın yarım saat. Ama o yarım saat içerisinde çocuğun nerelere girdiğini, ne yaptığını da takip etmemiz aslında gerekmiyor mu hocam? Tabii, gerçi bununla ilgili çocuk programları var, ebeveyn programları var ama evet, ne kadar kişi bunu kullanıyor? Yani sadece çocuğu işte yarım saat, hadi sana dakika tutuyorum, yarım saat sonra işte bilgisayarını kapatacaksın, geleceksin işte ödevinin başına, ödevini yapacaksın. Ama o bir saatte acaba çocuğumuz neler yapıyor orada? Evet. Bu konu hakikaten çok önemli. Yani kimlerle muhatap oluyor orada? Karşı tarafta kim var? Yani ne bileyim sapıklar mı var? Yoksa gerçekten kendi arkadaşlarıyla mı konuşuyor? Tabii bunu takip etmek çok zor. Özellikle işte hani bizim kuşağımız, bizden önceki kuşaklar çok bilgisayarla haşır neşir olmadıkları için, onu böyle bir kapalı kutu olarak tahayyül ettikleri için onların işte çocuklarının ne yaptığını takip etmeleri çok zor hakikaten. O yüzden orada büyük bir sıkıntı var. Zaten işte gazetelere, televizyonlara çıkan haberlerde işte bu sosyal medya dediğimiz ortamların olumsuzluğu konusunda yapılan yayınlarda vesaire hep bu örnekleri görüyoruz. İşte başına şu geldi, başına bu geldi falan. Aslına bakarsanız bu gerçek hayatta da olabiliyor. Sokakta oynayan çocuğu tutuyor kolundan birisi, alıp götürüyor. Siz o çocuğu takip etmezseniz, gözlemlemezseniz değil mi? En azından işte pencereden bakıp aşağıda ne yapıyor çocuk diye. Onun da başına gelebilir. Dolayısıyla hani eve hırsız girer, evinizi de soyabilir falan. Yani bu da demin dediğim gibi bu gerçek hayatta olmayacak ama işte ne bileyim internet ortamında, sosyal medyada sadece olan şeyler değil. Bu hayatın gerçeği açıdan baktığınızda toplumsal sorunlarımız bizim. Ama işte iletişim bu tür ortamlarda çok sık yapılabildiği ve işte biraz önce söylediğim gibi zaman ve mekandan bağımsız olarak her an yapılabildiği için bu tür şeylerle karşılaşma sıklığımız artıyor. Ne bileyim cinayet olaylarını daha çok görüyoruz. İşte benzer kötü olayları daha çok yapılıyormuş, rastlanıyormuş gibi görüyoruz. Ama bunda şeyin de çok payı var. İletişim anında olmaya başlıyor. Yani olay oluyor olmaz neredeyse biz haberini duyuyoruz. Ama eskiden bakın işte aylar sürermiş bir haberin bir yerden bir yere ulaşması. İşte kulelerden ateşler yakılarak daha hızlı haber gitmesi yöntemleri geliştirilmiş. Daha sonra işte bir şehirden bir şehre atlarla ulaklar haber ulaştırılmış gibi şeyleri biliyoruz. Dolayısıyla hani şu anda karşılaştığımız durum ne? Orada günler, aylar sürecek bir haberi biz daha oluyor olmaz öğreniyoruz. Bunlar çok önemli gelişmeler. İşte olumsuz olarak da yansıyor tabii. O zaman çocuklar bunlardan olumsuz da etkilenebiliyor. Bizim kontrolümüz dışına da çıkabiliyor ebeveynler olarak. Her an ne yaptığını takip etmemiz gibi bir zorunluluk gerekiyor. Bu mümkün değil. En azından okulda bile bu tür şeyleri yapabiliyor. Evdeyken bile haberimiz olmadan yapabiliyor. Dolayısıyla bunu tam anlamıyla kontrol etmek, önlemek de çok zor. Bunun için o kadar da önemli değil mi hocam? Çok önemli. Bunun için mesela şey yapıyorlar. Hani onu da görüyoruz. Ne bileyim diyor ki yönetim, devletimiz işte biz güvenli internet hizmeti sunuyoruz. Şimdi bu mesela bir açıdan olumlu hakikaten siz bunu alıp evinizde kullanırsanız bu bağlanma şeklini işte çocuğunuz ne bileyim porno sitelere giremiyor. Ama bir yandan da diyorlar ki bu aslında internet özgürlük demek, bu özgürlüğü engelleyici bir şey. Hani demin dedim ya bir şeyin hem
iyi tarafı olabiliyor, hem kötü tarafı olabiliyor. Bu tabii tartışmaya açık konular. Farklı düşünceler var. Hepsinin de haklı olduğu taraflar var. Ama çok yeni bir konu biliyorsunuz bunlar. Türkiye'de yaygınlaşması internetin 90'dan sonra, 93'ten itibaren kişisel ve ticari kullanıma açıldı Türkiye'de internet. Dolayısıyla baktığınız zaman bir 20-25 senelik mazisi var. Daha yasalar yeni yeni oluşturuluyor. Kurallar yeni yeni ortaya çıkıyor. İnsanlar bu ortama yeni yeni adapte oluyor. Bir de çok hızlı gelişiyor. Bugün şu uygulama var, bu imkan var, bu teknoloji var. Yarın daha iyisi çıkıyor. İşte şimdi 3G kullanıyoruz. 4G'ye geçme durumu var. İşte Cumhurbaşkanımız dedi ki 5G olması lazım falan. Dolayısıyla o kadar hızlı bir gelişme var ki bunları bizim takip etmemiz mümkün değil. Bir geriden takip söz konusu oluyor. O zaman çocuklar bizden daha önce bunlara adapte oluyorlar. Dolayısıyla biz hep onları geriden takip etmek durumunda kalıyoruz. O yüzden onların karşılaşacakları problemleri engellemekte, hani proaktif olmak deriz ya, proaktif olmakta geç kalıyoruz maalesef, öyle bir durum var. İrfan Hocam, internet üzerinden yapılan görüşmeler sosyal sayılır mı? Teknolojik anlamda evet. Sosyal sayılabilir. Çünkü sonuçta bir etkileşim var, iletişim var. Günümüzde onu sosyal olarak adlandırabiliriz sonuç itibariyle. Ben işte az önce yine konuya girerken işte örf adetlerden bahsettim. Biz örf adetlerimizi yaşattığımız müddetçe bence teknolojinin zararları o derecede az olacak diye düşünüyorum. İşte çocukluk yıllarımızı hatırlayalım. Bir heyecan vardı. Bayramlardan önce bir heyecan vardı. O heyecanı yaşıyorduk. İşte teknoloji bunu bitirdi. İşte bunu ne zaman bunu yaşatırsak, işte dijital çağda dediğimiz o netiket dediğimiz o dijital adabı yerine getirebilirsek biz teknolojinin zararının o kadar az olacağını düşünüyoruz bu konuda. O yüzden az önce yine işte çocuklarda internet kullanımıyla ilgili kısıtlamaya girmesi gerektiğini söyledik. Bunun kontrollü bir şekilde mutlaka olması gerekiyor. Aile, işte o gelenek görenek dediğimiz o aile içerisindeki iletişim, karı koca arasındaki o iletişim, çocuklar arasındaki iletişim, gerçekten o iletişime teknoloji zarar veriyorsa orada bırakmalıyız diye düşünüyorum. Orada bir çatışma çıkacaktır. Çocuklarla anneler arasında, anneyle baba arasında. Çünkü iletişim gerçekten önemli. İşte aile, bir aile düşünün. Birisi televizyon izliyor. Birisi kendi internetinde işte programı takip ediyor. İletişim kopuk. İşte burada zaten aile dağılıyor. Sohbet yok. Paylaşmak yok. Tartışmak yok. Ne oluyor bu sefer? Aile içerisindeki o bütünsellik yok olmuş oluyor. Ve bunun zararları çok olmuş oluyor. Ne diyoruz? Kontrollü olalım. Kısıtlamaya mutlaka gidelim diye düşünüyorum. Tabii benim kendi düşüncem. Yoksa gerçekten çok acı sonuçlar olacaktır diye düşünüyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Gerçekten günümüzde bu dijital çağda 21. yüzyılda anne baba olmak çok büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Çok zor anne baba olmak. O yüzden çocuklarımıza mutlaka zaman ayırmalıyız. Onları işte diyoruz ya, balkon çocuklar, gerçekten üzücü bir şey. Çocuklarımız sokağa çıksınlar, caddelere çıksınlar, o toprağa ayak bassınlar, elbiselerini kirletsinler, yaşasınlar, doğayla iç içe yaşasınlar. Ne yapmalıyız o zaman? Mecburen çocuklarımızla beraber olmalıyız. Onlara zaman ayırmalıyız diye düşünüyorum. Benim düşüncelerim böyle. Evet. Hocam, eğitimde teknolojinin rolü nedir? Çok. Eğitim teknolojisi ayrı bir alan zaten teknoloji altında. Günümüzde eğitim dediğimiz zaman artık hani kara tahta devri bitti diyoruz ya, öyle bir dönemi yaşıyoruz. Bu biliyorsunuz bilgisayar kullanımı eğitimde çok yaygın. Bu sadece ülkemizde değil, dünyada birçok ülkede de böyle. Tabii tamamını kastederek hiçbir zaman bunu söyleyemeyiz. Ama çok yaygın. Bir de aynı zamanda hani biraz önce bahsettim, uzaktan eğitim dedim ya da e-eğitim diye de geçiyor.
bu tür yöntemlerle artık sınıf ortamına bağlı kalmadan, hani zamandan ve mekandan bağımsızlık gene orada söz konusu oluyor. İnternet üzerinden eğitim vermek de mümkün hale geliyor. Hoca kendi evinde mesela veya başka bir ortamda, öğrenciler kendi evlerinde ya da yine öyle başka ortamlarda, ama ortak bir zaman ayarlayıp aynı anda bir sınıf ortamı, sanal sınıf ortamı oluşturabiliyorlar. Soru cevaplar şeklinde, görüntülü ve yazılı şekilde iletişim kurup eğitim alabiliyorlar. Aynı zamanda bir araya gelemiyorlarsa o dersin videosunu sonradan izleyebiliyor. Bu bir yönü. İkinci bir yönü, artık günümüzde dünyadaki pek çok büyük üniversite, örneğin işte Harvard gibi, işte MIT gibi, bu üniversiteler kendi okullarında kendi öğrencilerine verdikleri eğitimi internet üzerine koyup başkalarının da faydalanmasına imkan sağlıyorlar. Bunu üstelik ücretsiz yapıyorlar. Yani siz oralarda okuyamıyorsunuz ama oralarda hangi eğitimler veriliyor, ne anlatılıyor derslerde, en azından videolar üzerinden takip edebiliyorsunuz. Siz internet üzerinde yine verilen kurslara katılıp yine internet üzerinden orada istenen belli şartları yerine getirip sertifikalar, diplomalar alabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu teknolojik gelişmeler eğitimin de, hani dönüşümden bahsetmiştik biraz önce, eğitimde de çok önemli değişiklikler, hatta işte dönüşüm diyebileceğimiz durumları ortaya çıkartabiliyor. Kütüphanelere giden insan sayısı da azalmış mıdır acaba? Tahmin ederim azalmıştır, çünkü kütüphaneler artık sanal ortama taşındı. Uzaktan erişim mümkün oldu. Üstelik kütüphaneye gitmek, gelmek, orada fotokopiyle çoğaltmak gibi bir takım külfetlerden de kurtulmuş oluyorsunuz. Aradığınız bir dokümanı, ne bileyim, elektronik ortamda bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Bu konuda üniversiteler de çok faaller. Birçok yayıncı kuruluşla anlaşmalar yapıp uzaktan erişim sağlayabiliyorlar kütüphanelere, yayınlara. Dolayısıyla bu çok yaygın bir uygulama haline geldi dünyada. Evet. Ben hocam, kısaca bir şey söylemek istiyorum bu elektronik kitapla ilgili olarak. İşte bugün konferansta da belirttik. İşte ilk e-book dediğimiz elektronik kitap 2000'li yıllarda basıldı. Ve Amerika'da yapılan araştırmalarda, gerçi büyük bir iddia olarak onu söyledik ama işte 30 yıl içerisinde, 25 yıl içerisinde artık normal kitapların basılmayacağını, elektronik ortamda ileri sürüleceği şu anda iddia ediliyor. Ve şu anda yine Amerika'da yapılan araştırmalarda basılan kitapların, toplam basılan kitapların %52'sinin elektronik ortamda basılıp kamuoyuna sunulduğu görülüyor. Buradan da şunu anlıyoruz. Dijital çağımızda önümüzde gerçekten artık her şeyin elektroniğe doğru gittiğini göreceğiz. Belki de 20 yıl sonra, 30 yıl sonra artık kütüphanelere bile belki ihtiyaç kalmayacak. Okullara, okul dönemimizde eğitim öğretim başladığı zaman, işte ilk gittiğimizde kitaplarımızı, defterlerimizi aldığımız zaman onları bir koklardık. Evet. Onun kokusu demek ki artık o koku da bitecek. Evet. Ama şimdi şöyle, tabii bunda şöyle bir dezavantajı olduğunu düşünüyorum ben. İşte bizim eğitimde, biz tabii eğitimci olduğumuz için işte öğretim, öğrenme açısından yaparak, yaşarak öğrenme çok önemli. Aslında evet, o kitabı görmek, açmak, görmek yani çok önemli algılamak açısından. Sanal ortamda bakıyorsunuz. İşte sağlığa zarar olabiliyor, gözleriniz bozulabiliyor. İşte hocam yine bugün konferansta değindi. İşte bir de pil problemi var mesela. Hı-hı. Evet. Sözünüzü kestim. Şimdi kullandığımız cihazların çok iyi, gayet şeyler, kapasiteleri iyi vesaire, kullanışlı, ama bir yerde pili bitiyor, değil mi? Yani ama kitabın, basılı kitabın öyle bir sorunu yok. İstediğiniz zaman her an elinizin altında olabiliyor. Tabii bu işte teknolojinin bir olumsuz tarafı. Onun için de bu firmalar çalışıyorlar, daha uzun ömürlü pil nasıl üretebiliriz falan diye. Tabii
Yani bu sonsuz bir çaba bence aslında. Hani daha iyisini yapma, daha iyisini yapma, daha iyisini yapma şeklinde, ama baktığınız zaman hani siz çok güzel ifade ettiniz. O koku bizim için çok önemli hakikaten. Biz çünkü kitaplarla büyüdük. Kütüphanelere gittik falan. Ama şöyle de bir durum var. Bu yeni kuşak kitabı, işte mesela Fatih projesi var ülkemizde de. Kitabı tablette görünce basılı kitabı bilmeyecek ki. Yani basılı bir kitap olduğunu, evet. Hani dedelerimiz bize anlattı, biz eskiden şöyle yapardık, böyle yapardık diye, işte kara saban vardı falan filan diye. Mesela biz onu görmemişiz, ancak hayal edebiliriz. Bunun gibi onlar da belki o kitapları böyle hayal edecekler, anlamaya çalışacaklar, anlayamayacaklar büyük bir ihtimalle. O kokudan neyi kastediyor, yani nasıl olacak falan. Tabii bunlar hep şey. İnşallah böyle bir şey olmaz. Ya işte uzaktan, uzaktan eğitim dedik gerçekten. Yani sürekli eğitim merkezleri diyoruz. Bizim üniversitemizde de var zaten, buna geçtik bu yıl. Çok güzel teknolojik açıdan, fakat işte iletişim dedik ya, yüz yüze iletişim. Görmemiz lazım, algılamamız lazım. İşte eğitim üretim açısından da bu çok önemli diye düşünüyorum ben. Yani birebir görerek, yaparak, yaşayarak eğitim sistemimizin ben daha ileriye gideceğini düşünüyorum. Çünkü öğrenilenlerin daha, yani öğrenilen kavramların daha sanal kaldığını düşünüyorum. Yani yüz yüze iletişim çok önemli. Göreceğin ve temas edeceğin. Evet, dokunmak göreceğin, işte diyoruz. Göreceğin, evet. Dokunacaksın, temas edeceksin. Tabii konu çok geniş. Yani evet. Nereye dalsak evet, oradan gerçekten. Yüzlerce, onlarca soru çıkıyor. Bir toparlayalım. Ben çok teşekkür ediyorum. İrfan Hocam, sizinle bir toparlayalım. Son olarak izleyicilerimize, çocuklarımıza, gençlerimize, anne babalara, ebeveynlere tavsiyelerimiz ve son sözlerimiz. Evet, ben önce konferansımızın yapılmasında büyük emekli olan Erciyes Üniversitesi Rektörlüğümüze, Spor, Sağlık, Kültür Daire Başkanlığımıza, Eğitim Fakültesi Dekanlığımıza sonsuz teşekkür ediyorum buradan. Sağ olsunlar, çok yardımcı oldular. Güzel bir konferansımız oldu. Ben bizi izleyenlere şunu önermek istiyorum. Teknolojiyi kullanalım, fakat bilinçli bir şekilde kullanalım. Aşırıya kaçmayalım. Çocuklarımız bizim için geleceğimiz, en önemli değerlerimiz. Kısıtlayalım, bundan çekinmeyelim. Çünkü aile içerisinde kendi rahatımızı düşündüğümüz zaman o çocuklar o sanal ortama girecekler. Saatlerce, belki günlerce davranışları değişecek. Onları kaybedebiliriz. Kontrollü bir şekilde kısıtlayalım, buna çekinmeyelim diye düşünüyorum. Teknolojiyi kullanalım. Mesajım benim bu olacak. Ben de size Can TV olarak gerçekten teşekkür ediyorum. Biz teşekkür çok ederiz. Sağ olun. Siz sağ olun. Ha. Hocam, siz neler söylemek istersiniz? Valla İrfan Bey hakikaten çok güzel noktalara temas etti, ama ben de hakikaten bugün gördüğüm misafirperverlik konusunda önce bir başta İrfan Bey'in dediği gibi rektör hocamıza çok teşekkür ederim. Hı. Diğer hocalarımıza çok teşekkür ederim. Beni çok iyi ağırladılar, sağ olsunlar. Şöyle düşünüyorum ben şimdi. Teknoloji, başta da söylediğim gibi, insanın bir parçası aslında. Biz buna şey diyoruz, araç insanın bir uzantısıdır. Mesela tekerlek ayağının bir uzantısı. Dolayısıyla onlar bizim vazgeçilmez parçalarımız. Burada önemli olan, hani nasıl bir, biraz önce de söyledim, bıçağı yerli yerinde kullanmak var. Aksi takdirde çok zararlı bir araç oluyor. Bilgisayara, internette, bilgisayar oyunlarına özellikle çocuklarımız açısından böyle bakmak lazım. Orada mesela bilgisayar oyunlarında da çocuklar birçok şey öğreniyorlar aslında. Ama aşırı kullandıkları zaman bu zararlı hale geliyor. Ailelerin, büyüklerin özellikle bu konuya çok dikkat etmeleri lazım. Sürekli kontrol altında tutmaları lazım. Çok zor bir şey hakikaten. Yani bunu da söylemek lazım. Bir çocuğu sürekli kontrol etmek zor bir şey. Sürekli takip etmek. Ama çocuklarımızın geleceği için çok önemli. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Katkılarınızdan dolayı. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, evet, hocamız bugün Erzincan'a gelmişti. Profesör Doktor Cem Sefa Sütçü hocamız, hemen
İrfan hocamızla birlikte, İrfan Ertekin hocamızla birlikte bugün bir konferans verdiler. Biz de programımıza davet ettik. Sağ olsunlar, kırmadılar. Bu akşam bizimle birlikte oldular. İletişim ve insan ilişkilerinde teknolojinin rolünü konuştuk. Herhalde ana tema şu: teknoloji önemli ama özellikle sosyal medya üzerinde çocuklarımızı kontrol altında mutlaka tutmamız gerekiyor. Çok aşırıya kaçırmaması gerekiyor. Evet, çok teşekkür ediyorum sizlere de. Değerli vaktinizi ayırdınız. Bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz değerli izleyicilerimiz. Önümüzdeki hafta Salı akşamı saatlerimiz 20.45'i gösterdiğinde yine Can TV 24 televizyonunda Yaşama Dair programında sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalınız. Erzincan'da kendi tarzında düzenli olarak yapılan tek televizyon programı Yaşama Dair Can TV ekranlarında devam ediyor. Erzincan ve ülke gündemini ilgilendiren konuları stüdyomuzda ağırladığımız konuklarımızla tartışıyor ve sizlerden gelen soruları yanıtlıyoruz. Erzincan'a yön veren program Yaşama Dair. Oktay Kılınç'ın hazırlayıp sunduğu Yaşama Dair her salı 20.45'te Can TV ekranlarında.